İnsanın yalnızlıktan korkması toplumun baskısı ve beklentileriyle şekillenen bir korku bence. Ancak gerçek anlamda bir yaşam deneyimi, bir, bir, özgürlük arayışı için yalnızlık kaçınılmaz oluyor çoğu kez. Yalnızlık tek başınalık bir arayışın başlangıcı, içsel bir yolculuğun anahtarı gibi bence. Bugün bu videoda yalnızlığa böyle bir bakış açısıyla değinmeye çalışacağım. Kendi başınalığa. Modern toplum günümüz yalnızlığı bir eksiklik, bir kusur olarak görmeyi seviyor. Bekarlık, kendi başına yaşamak, tek başınalık toplum tarafından sıklıkla yanlış anlaşılabiliyor, değersizleştirilebiliyor. Ancak gerçekçi bir bakış açısıyla baktığımızda Yalnızlık kendi başımıza bir varoluşun gerçeği. Kaçınılmaz bir gerçeği yalnızlık bence. Ayrıca değerli de bir deneyim olarak görülmesi gerekiyor. En basitinden en klişe tabirle hepimiz toprağa yalnız giriyoruz. Yalnız ölüyoruz. O nedenle ben yalnızlığı tek başınalığı varoluşumuza tutulan bir ışık olarak da görüyorum. Çok aydınlığa, aydınlanmışlığa, bir insanın bir yerden belli bir yere gelmesi konusuna çok da inanan bir insan değilim. Genel kozmik açıdan baktığımda, nihilist bir perspektiften baktığımda açıkçası çok da insanın gelişimine inanan bir birisi değilim. Yine de yalnızlığın insana değer kattığını düşünüyorum. Nasıl bir değer katıyor? Yalnızlık kısıtlı ömrümüzde içsel keşif ve kişisel büyüme için bence bir fırsat. Kendi başımıza olduğumuzda duygularımıza, düşüncelerimize, ruhumuza daha yakından temas edebiliyoruz, kendimizi daha yakından tanıyabiliyoruz. Dış etkilerin gürültüsünden kurtularak içsel sesimize kulak vererek gerçek özümüzü keşfedebiliyoruz. Yalnızlık kendimizi tanımak için adeta sessiz bir laboratuvar gibi. O yüzden önemli. Ancak kendi başınalık hali, yalnızlık hali çok da kolay bir durum değil. İnsan doğası sosyal bağlantılar kurmak istiyor, kalabalığa karışmak istiyor, kendini değerli hissetmek istiyor ilişkiler kurmak istiyor ki keza bu bir ihtiyaç da aynı zamanda. O nedenle yalnızlık çoğu kez acı ve hüzünle birlikte gelen bir olgu bence. Bu duygusal zorlukları gerçekçi bir bakış açısıyla kabul edebildiğimizde huzur da beraberinde geliyor. İçinde ne kadar acı, keder gibi şeyler olsa da beraberinde huzuru da getiriyor. Yalnızlık kırılganlığımızla yüzleşmek, bizi gerçekten tatmin edecek ilişkilere adım atmak için de bir fırsat aynı zamanda. Aynı zamanda özgürlüğün de bir kaynağı. Kendi başımıza olduğumuzda, kimseye hesap vermek zorunda olmadığımızda, bir ilişkinin sorumluluğu, sorumluluğunu sırtlamadığımızda seçimlerin tamamen bize ait olmadığımızda olduğu durumlarda özgürlük de beraberinde geliyor. Böylelikle yaşamımızı da kendi önceliklerimize göre şekillendirebiliyoruz. Yalnızlık insanın kendi başına varoluşunun gerçekliğini kabul etmesi gerektiriyor. Bu gerçeklik insanın evrenin büyüklüğü, anlamsızlığı ve karmaşıklığı karşısında bedeninin varoluşunun ne kadar küçük olduğunu da anlamasını sağlıyor açıkçası. Böylelikle hiçbir dış gücün, herhangi bir ilişkinin, bir varlığın gerçek anlamda bizim adımıza mutluluğu sağlayamayacağını anlamamızı da sağlıyor. Bu varoluşsal ağırlık biraz acı ve sert bir tabir olsa da aynı zamanda özgürlüğe kişisel gücünde kaynağına da dönüşebiliyor. Ayrıca iyi bir ilişkinin en önemli koşullarından biri de bekarlığa yalnız olmaya dair tutarlı bir bakış açısına sahip olmaktır ne kadar kendi başımıza mutlu olursak bu bize daha da başarılı bir ilişkiyi garanti ediyor aynı zamanda. Yalnız başımıza da hayatımızı mükemmel derecede, mükemmel demeyeyim de idare edebiliyor olmak bir ilişkiye olan, birine olan bağımlılığımızı da hafifletiyor. Böylelikle birlikte çamaşır yıkayabileceğimiz, ev işlerinde eşlik edebileceğimiz, birlikte film izleyebileceğimiz bunları küçümsediğim için söylemiyorum. Bir partner arayışında değil de hayatımıza daha derinden katkılar sağlayabilecek insanları yaşamımıza almamızı sağlıyor. Bizim gibi olan insanları. Ayrıca bu bize, bize zarar veren, bize zorluk yaşatan, huzurumuzu bozan insanlardan da hızlıca kaçabilme manevrası sağlıyor bu yalnızlıkta aramızı iyi tutmak kendi başımıza da ayakta kalabilme yeteneği, yalnızlığa olan bağlı, yalnızlığa olan güzel bakış açımız, yalnız kalmaya istekli olma hali açıkçası sağlıklı ve derinden bir ilişki kurabilmek için bence bir gereklilik aynı zamanda. O nedenle kendi başınalığımızla, yalnızlığımızla aramızı her zaman iyi tutmamız en önemli etmendir bence. Hem ilişkilerimizin sağlığı açısından hem de bu hayatta ayakta kalabilmek için, zihinsel ve ruhsal anlamda ayakta kalabilmek için yalnızlığı benimsememiz gerekiyor. Her ne kadar varoluşsal bir üzerimizde ağırlık getirse de bu ağırlıktan keyif almanın da yollarını bulmamız gerekiyor. Böyle bir ağırlık, böyle bir sertlik beraberinde dinginliği ve huzuru da getiriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her akşam 9'da düzenli olarak 9, 9.5 gibi düzenli olarak videolar atmaya çalışacağım. Biraz kendimden bir şeyler sallayacağım. Bazen duraksıyorum, bunun da farkındayım. Bazen aklıma konuşacak da pek bir şey gelmiyor. E, zamanla daha bu doğaçlamaya, ekran karşısında bir şeyler söylemeye, daha da ısınacağımı, daha da sohbet havasına dönüştür, dönüşeceğini ne inanıyorum açıkçası. Bir sonraki videoda, hatta yarın, e, yine bu saatlerde görüşmek üzere. Kendine iyi bakın.